Bu arada Sayın Bakanımız da çok teşekkür ediyor. Sayın Fahrettin Koca da şu anda bölgede tüm izleyicilerimize selamlarını iletiyor. Ülkemizin sevilen iş insanı Cihangir Taç Yıldız. Sinan abi. Hı. 222 tablet senin için. Allah razı olsun. 222 tablet. Her bir yorumcumuz adına 111 toplam 444 futbol topu. Aa. 5 kişi. 5. 555 Cevdet abi. Ertem, 555 futbol topu. Ertem toplam canım. 777 hediye gönderiyor. Cihangir Taç Yıldız beyefendi. Ertemciğim, başımızın tacısınız. Cihangir Bey kardeşimiz Allah razı olsun. Tabii peki bu nereye yollanacak mı? Bunları yani dağıtılmak üzere yani... Ümraniye Koordinasyon Merkezi. Ümraniye'ye biz götüreceğiz. Ama mesela Mersin'de çok güzel. Belki, Cevdet abiler belki o deprem bölgesine AFAD, gönderecek. AFAD bölge, AFAD, AFAD'a AFAD, tabii AFAD'a. Ama dediğin gibi bu sevgili AFAD'çılara söylemekten bunları hemen abi bak bazı şeyler geliyor. Arkadaşlar bazı şeyler geliyor oraya giden arkadaşlar hemen o şeye koyuluyor. Orada depolara falan koyuluyor. Hayır bazı şeyleri koymayın. Bu tip şeyleri koymayın. Direkt verin. Mesela bazı bozuluyor, bazı şeyler bozuluyor, çürüyor, eşyalar yere atılıyor. Giyimle ilgili iş bitti zaten. Giyimle ilgili çok var, dolu orada. Ama dediğin gibi bunları kullanılsın orada. Kenarlara koyulmasın, saklanmasın yani bir yerde tutulmasın anladın mı Ertem'ciğim? Evet. Yani bu sürette yollansın çabucak ve ulaştırılsın çocuklara. Çok acayip, hiç ummadığım telefonlar geliyor şu anda. Acayip şeyler geliyor. Yani... İnanılmaz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki şu anda bir dakika gemin çok özür dilerim. 222 tablet, 555 futbol topu. Sinan abi sen ne diyorsan herkes senin altına imza atıyor. Allah razı olsun. Abdülkerim abi, Fenerbahçelilerden çok büyük destek var. Futbol topu gönderiyoruz Abdülkerim abi. Peki bir şey söyleyeceğim sana hocam. Bu NATO falan, Amerika, bu Kuzey Kore, İran'a falan niye böyle bir şeyler yapmıyor böyle? O tiki Rusya'lara falan. Bu deprem Suriye'de de oldu. Yani, Suriye'de ay, oldu. Suriye ayrı. Onlara falan niye doğru. Mesela? Niye bizi seçtiler hocam? Neden Kuzey Kore'ye yaptık bunları? Ben burada kesiyorum. İstiyorsan sana burada söyleyemeyeceğim bazı detayları içeride reklam arasında söylerim. Ben inanmıyorum. Bu teoriye inanmam söz konusu diyor hocam. Bir şey diyemem. Ben ya bu bir kamera şakası falan yaptım. Yani şunu demek istiyorsun. Gemiler kamera geliyor. Şakası. Kamera şakası geliyor. Hocam. Konsolosluklar kapanıyor. Efendim gemi geliyor. Dolmabahçe'de sancak açıyor. Büyük Amerikan bayrağı arkasında. Kasımpaşa deprem oluyor. Hocam bu kadar basit mi ya? Kağıthane'de deprem arkasından bu deprem oluyor. Bunlar hepsi tesadüf. Hocam basit mi bu kadar ya? Gelip burada deprem yap gidiyor ya bir gemi ya. Ya burası şey Muz Cumhuriyeti mi ya? Koca Türkiye burası sen ya. Sen ne diyorsun? Kendi ülkesinde patlattı. İkiz Kuleleri 3000 kişi öldü. Hocam o ayrı bir konu. Nasıl ayrı bir konu? Terör saldırısı bu öyle değil ya. Terör mü? Bu da terör saldırısı. Hocam bu öyle ya hocam. Bu Allah'ın bir şeyi ya. Yapma hocam. Afet bu ya. Acayip bir şey bu ya. Afetten beter bir şey bu yani. Çok kötü aynı. Bu arada bu, Rasim. Bir doğanın bir şeyi bu yani. Ne yerin altındaki şeyin ne o? Fayların hareketlenmesi. Bu olağan bir şey bu coğrafyada. Bu biz deprem ülkesiyiz ve bizde bunlar olacak mı? Biz bunu yaşayacağız. Ya binalar bak, sağlam olsa Japonya'da 8 oluyor. 5 kişi bak, vefat ediyor. Rasim millet devlet el ele diyoruz ya. Bak şimdi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın arkadaşım Ertem abicim. Levent Akbulut. Evet, biz Tuğ Kuruçeşme ailesi olarak 20 top gönderiyoruz demiş. Aynen. Ben dedim ki hayır 30. 10 tane daha aldım. Şimdi 30 tane top gönderiyorlar Levent sağ olsunlar. 30 top da onlardan adresi biliyoruz. Aşağıdan sürekli olarak adresi veriyoruz. Aynen. Siz gemiye döneceksiniz tekrar galiba. 30 top daha tablet de göndersin tablet. Levent oraya tablet de ekle. Tablet de ekle. Abi şimdi bunlar teoriler güzel ama İstanbul depremi, Marmara depremi olduğunda minimum insanımızın ölmesini nasıl sağlarız? Bu dakikadan sonra konuşması gereken jeologlar değil. Mustafa Erdik Hoca var. Mustafa Erdik Hoca. O konuda hakikaten o hoca bir numara. Çok klas adam. Gerçek bir ilim adamı. O yani inşaat uzmanları konuşması lazım ama. Gerçek. Jeolog değil. 8 deprem olsa bile nasıl bunlar ayakta kalır? Bir yeni yapılar zaten çok iyi yapılmak zorunda. 2 eskilere de bu karbon fiber yöntemi bende umut yarattı. Yani bütün binayı baştan sona fiberle karbonla kaplayınca işte Maraş'ta Hatay'da 50 yıllık binalar bile hatta o deniz kumuyla yapılan binalar bile yıkılmadı. Yani şimdi herhalde hem hükümet hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi o konuda artık siyaseti bir tarafa bırakıp uzlaşılması lazım. Hayır böyle olmaz. Büyük hükümet yani. Böyle olmaz. Onu diyorum. Ha. Yoksa tamam sen teorilerini söyle. O teori değil. İnsan böyle ölmesin olmaz. Bizim derdimiz onu o. Zaten mevcut yönetmeliklerde bir eksiklik yok. Yok da ona uygulamıyorlar. İbret tamam. Alem için. Müteahhit. Hayır, sonra memuru, o kişi, belediye başkanı. Hepsi tutuklanmalı. Tablet geldi. Kuruçeşme Tuğ'dan.
İbret alem için. Levent Akbulut 10 tablet. Bunları yazalım arkadaşlar. Hocam yalnız bu konuda şunu da yapmak lazım. Ne? Kolunu kesen vatandaş da yargılanmalı. Bu konuda kim? Devlet sert olur. Gayet tabii canım. Ve çok yaygın bu. Bak tamam, bu konuda halk dal kavuklu sen de yapmaman lazım. Ne diyorsun ya? Yani bu kolon kesme konusunda ben millet... Bir dakika, kolon kesken... Ben ne biliyor musun? Taksirle cinayetten yargılanmalı. Bravo. Taksirle cinayet. Bravo işte Ahmet Çakır. O sene falandır bilmiyorum. Hukukçular daha iyi bilir. Kim keserse kessin, ister otopark için zenginler, ister yufkacı için fakirler. Türkiye'de dediğim gibi bu konuda bir millet olarak hastalığımız var. Kabul edeceğiz bunu kardeşim ya. Ve kesin sert önlemler. Bir de abi kentsel dönüşüm, evden çıkmıyorum falan yok. Afet dönüşüm yasasını işleteceksin. Ve sağlam olmayan bina boşaltılacak ya, bu kadar basit ya. Ya da işte o yöntem iyi şeyse, o karbon fiber hakikaten bir kurtuluş yolu gibi gözüktü bana. O yapılabilecekse o yapılacak. Bu kadar, başka çare yok. Yoksa bu deprem olduğu an kaç kişi öleceği belli değil. Yani buna engellenmesi gereken şey şu an bu. Enes Özdemir. Yok benim... jeoloji olarak bir şey söyleyeceğim. Enes... Bakın bir şey söyleyeceğim. Deprem olacak. Pardon Ertan'cığım. Buyurun Sinan abi. Peki 20-25 gün önce bu deprem çığırtkanlığına falan yapılıyor muydu bu Maraş depremi olmadan önce? Orada haklısın. Orada haklısın. O da bilim adamı değil. Bilim adamı muydu? Orada haklısın. Hiç televizyonlarda tamamıyla siyaset, seçim olacak mı? Sen aday kim? Haklısın. Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Öteki mi aday ya olacak? Ya bunlar Sinan abi. Ne? Hep bunlar. Bu deprem olduktan sonra mı konuşmalar başladı? Uyardım diye de bak. Deprem. Şimdi bakın bizde ne olursa bunlar sıcak. Bunlar bilim adamı değil. Film uzmanları çıkıyor. Film adamı. Terör osadlığı soruyor. Terör uzmanları çıkıyor. Değil mi? Bakıyorsun. Bir şey magazinsel oluyor. Magazinciler çıkıyor. Onlar konuşmaya bakıyor. Aynen. Siyasi onlar hep var zaten bakıyorsun. Şimdi depremci babalar var şimdi. Onları dinliyoruz. Peki yani bu şeyden evvel niye çıkıp hiç kimse bu kadar bağırmadı çağırmadılar ya? Bir tane bir Japon bir adam vardı. Evet. Adamın evet. Bir konuşmasını adam duydum ben. Adam, aynen. Adam konuşmuş şahane. Evet olacak burada pay. O da ciddiye alınmamış. Ha. Yani her ilde olacak diyenler yani, de konuşmasın. 15 gün önce söylemiş adam. Bir ay önce söylemiş adam. Sinan abicim. Efendim canım. Sayın Bakanımız şu anda bağlanmayı çok isterdim. Evet. Ama koordinasyon toplantısındayım. Fahrettin O Bey mi? Bütün sevgili izleyicilerimizi selamlıyorum. Hangi diyor, bakanımız? Sayın Fahrettin Koca Beyefendi. Çok selamlar. Gözde Kirişçioğlu hanımefendiyle beraber kendisi basın danışmanı. Sağ kolu hep beraber o bölgedeler. Sayın Bakanımız yok da yoksa yayınımıza bağlanacaktı. Ve yaptığımız işin ne kadar çok kıymetli ve değerli olduğunu söylüyor. Sayın Bakanımıza buradan hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Tekrar tekrar Sayın Fahrettin Koca'ya. Zafer Şener beyefendi çok sevgilerimle selam ediyorum. 143 Zafer. Oğlum 143 değil. 143 tablet istiyoruz. Zafer abiden 143 tablet. Bizi kıracağını şu. Sen abi sen söyle. Zafer abicim çok saygılar. Zafer Şener abime çok selamlar. 143 tablet. Bu arada Zafer abiyle beni akraba sanıyorlar. Zafer Şener, Ertem Şener diye. Zafer abinin maddi gücünü bilmediği için öyle bir şey isteyemem. Akraba. Maddi gücünü bilmediği için tablet bayağı pahalı bir şey olduğu için. Ama yani tablet illa yüksek markadan alınıyor. Yerli şey milli tabletler var. Bir şey diyemem. Yani ona çok bir şey diyemem. Evet. Hocam çok var. Enes Özdemir. Enes Özdemir net. Twitter'dan da arkadaşım benim. Normalde de arkadaşım. Evet. 50 futbol topu da o gönderiyor. Enes, sevgili Enes. Helal olsun. Birisine yazdım, çok önemli. Türkiye'nin çok sevdiği bir isme yazdım. Belki bağlanabilir. Ondan haber bekliyorum eğer müsait olursa. Sevgili seyirciler, bir şöyle üzücü bir ara vermek istiyorum. Üzücü bir ara vermek Yine istiyorum. Oldu? Sevgili Ziya Şengül abimiz, hepimizin yanında, benim de Sinan abimin de, Ahmet hocamın da beraber Telegol'de çalıştığımız. Bugün haberi aldım. Çok çok rahatsızım. Çok çok sevdiğimiz, çok büyük bir abimizdi. Çok şey öğrendim ondan. Yıllarca beraber program yaptık. Adam Ahmet hocamla, adamdı. Sinan abimle beraber çalıştık. Benim sportif direktörümdü. Ben futbolcuyken bizim takımın idari menajeriydi, teknik menajeriydi. Arnavut'tu. Başımızda 1,5 sene görev yapmıştı. Yani onun döneminde futbol çok Sinan baba adamdı. Bir şey hazırladık arkadaşlarımız. Sinan abi anlattıktan sonra. Ben dedi Arnavut'um dedi. Arnavut'u dedi öldüreceksin. Yaralı bırakmayacaksın çok dedi. Çok iyi. Çok inatçıydı işte. Böyle bir adamdı biliyor musun? Arnavut inatçı. Hocayla falan çok beraber programlar yaptık. Çok inatçı ama çok sever. Kıyak adamdı. Çok sever. Bir de başına da bir iş gelmişti da. Biliyorsun onun. He? Ömer Topal'a benzetip almışlardı. Bugün dedi ki. Ne oldu anlatma. Çok enteresan. Arabaya bindi, iki tane silahlı adam kaldırdı. Ömer Topal. Ömer Topal zannediyorlar. Ömer Lütfi Topal zannediyorlar. Ama benziyor biliyor musun? Aynı zaten. Biraz daha zayıfıydı. Yani, Twitter'da şu anda. Biri yani Ömer Lütfi Topal hakikaten benziyor Niye ya. Niye titiyim?
Ulusal gemilerden dolayı hocam. Seni gemiyle götüreceklermiş seni şu anda. Ne titiyim ben oğlum? Bir Ziya abinin sevgili Ziya abimiz Ziya Şen. Hocam Ertem Ziya kaptanım. Ziya çıkmıştı abimizin, hocam alabilir. Bir cenaze var. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar diyorum. İlbey Şengül benim çok sevgili kardeşim, meslektaşımız. Ziya Şengül büyük adam. Yönetmenimiz de hatırlıyor musunuz Sinan abi? Tabii, tabii. Telegol'de İlbey Şengül Ziya abinin evet. oğlu. Rahmetli Ziya abi. Ya, rahmetli yakıştıramıyorum o sözü de hiç ya. İlbey'in sağlığı İlbey'in değil mi? Oğlu. Biliyorum, tabii, iyi tabii. Yani sağlığı iyi. İyi tabii tabii tabii. Ya. Tabii. Şimdi İlbey'i bilmez mi canım? Arkadaşlarımız bir şey hazırladılar. Sevgili Batuhan hazırladı. Bir izleyelim. Ziya Bey ile ilgili. Evet. Bizim onunla şeylerimizi koysalardı keşke YouTube'dan bulup. Of, bir görelim mi? Turgay Şeren öldüğünde Ebe'nin damı, Ebe'nin damı Ali Sami repliği vardır. Rahmetli Turgay abiyle onu koymuştuk ya. Yıllar önce. Ama hocam yapma. Bir izleyelim mi Ziya abi? Sevgili Ziya abimizi, Allah rahmet eylesin. Ziya hocamızı, o, Ziya kaptanımızı. Ya Ertem, ben bak, bu Ziya abiyi anlatayım. 79 yaşındaymış. Rahmetli anlatayım. Biraz hatıralar, hatıralar. Şimdi rahmetli anlatayım. Anlatsın abi. Ziya abiyle telegol programı yapardık. Beraber. Ziya abi ulusta otururdu, ben de orada. Ziya abiyi bırakırdım ben eve bazen. Evet. Ziya abi sen beklerdin bazen Ziya abi. Ziya abi programın biliyorsun kasetini alır. Evet. Programın kasetini alırdı. Tabii. Eski VHS kaset. Tabii. İzlerdi son evde. Eve giderdi. Nasıl? Sinancığım ben şimdi eve giderim dedi. İzlerim derdi. Açarım dedi bir tane şeyim elma suyunu dedi. Neyse. Açarım elma suyunu dedi. Sinancığım dedi bütün dedi programı seyrederim dedi. Sabah dedi yatarım dedi. 7'de 8'de yatarım. Öğleden sonra kalkarım. Rahmetli Mehmet Tuna ile buluşurdu işte. Mehmet abi oraya giderdi falan. Böyleydi. Öğlen takıldı. Ben çok gördüm. Çok güzel adamdı yani. Ziya abi hakikaten güzel adamdı. Kıyak adamdı. Ben Ziya sen de abi, biraz hatıra anlatsana 80'li yıllarda. Ben Ziya abi bir kere önce çok gençliğimde futbolcu yani, izledin. Seyrettim. Yani seyrettim. O kadroyu bilirim. 44 doğumlu. Kaleci Datkular, tabii, işte tabii, Cemil tabii. abi, Ziya abi kaptanken ben o kadroyu kuşa, seyrettim. Aynı kuşak, Cemil Turan kuşağı 70'ler. Tabii ben televizyon, o zaman İnönü'ye falan gidiyorum maçlara. Evet, evet, evet. Ben seyrettim de çok teknik bir oyuncuydu. Hakikaten büyük futbolcuydu. Sonra ben Fenerbahçe'ye gittiğimde 86 yılı, ya yani ben 84-85'te gittim. 84'te transfer oldu. 84'te, 86'da benim ikinci senemde Ziya abiyi takımın şimdiki sportif direktör genel gibi takım menajeri yaptı. İşte bizim başımızdaydı. Hani şimdi Abdurrahim Albayrak pozisyonundaydı. Genel kaptan. Genel kaptan. O zaman abi 85-86 sezonunda geldi. Evet 85-86'da. Evet. Hatta İtalya'ya falan böyle Fiorentina'ya Şampiyonlar Ligi maçına falan gittiydiniz. Evet. Kafile başkanımız hep o olurdu. Evet. Çok kibar, çok naif. Böyle şey bir canti baba bir insandı. Baba adamdı, baba adam, tatlı adamdı. Bir de ya. Şey yani sohbet, hoş, çok sohbet. Çok zeki olmasına rağmen aynı zamanda biraz saflığı da vardı. Yani Ziya abiyi kafa kolu almak çok kolaydı. Nüktedandı. Evet. Esprili yani böyle gibi. Temiz adamdı anladın mı? Yani mesela fesat hemen inanırdı bir şeye. Öyle mesela sen tabii çabuk kanar hani anlatabiliyor muyum? O kadar iyi niyetli ki mesela senin onu kandıracağına ihtimal bile vermez. O kadar açık kalpli bir insandı. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir kere şey hani çok hani gençler hiç bilmez hele. Şu var yani büyük futbolcuydu. Ya öyle böyle değil. Yorumculuğunu da bizim kuşak yorumculuğunu bilmeyenler vardır Abdülkerim abi. Bak orta sahanın ortasında oynuyordu. Nasıl stil nasıl? Orta saha ortasında çok izlemedim. Teknik bir oyuncudur. Rahmetli Vedat Okyar'a çok benzerdi. Evet. Böyle tintin futbolcular olur biliyor musun parmak ucunda. Vedat abi gibi. Evet klas, Vedat abi klas. Gibiydi. Çok klastı. Sağ sonra ayakla. Libero'da oynadı. Orta sahanın ortası da oynardı. Çok klas bir oyuncuydu Ziya abi. Sağ zaten 5 tane Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamış. Fenerbahçe'de çok klaştı. Yıldız dönemi. Yani futbolcu. Zaten şarkıda da ismi geçiyor ya. Muhteşemdir. Ziyalar. Onu Ziya o işte. O sizin maçtaki Ziya. Maçta o var Ziya mı ismi yok ya. Maçta var galiba. Ziyalar yok. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Ziya yok mu? Yok diyebiliyorum ben. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Ama o şarkının içerisinde herkes var. Abdülkerim abiler var, Ziya abiler var. Rahmetli Selçuk abiler. O eski o Nesin'in sipahi dillendirmişti o şey. Emin Can Kurtaran dönemi. Emin Can Kurtaran dönemi. Eski futbolcunun ismi bir de zaten onlar idol futbolcularda. Bir de şunu söyleyeyim. Canlar, o dönem defterler. Fenerbahçe'nin habire bir şekilde şampiyon oldu. Galatasaray'ın 14 sene olamadığı dönemdir. Tabii. O dönemdir. Tabii. İşte 74 ile 87. 83-87. Evet. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da oynadığı dönemdir. 70. Evet. Şimdi Ziya abimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok klas. 3 saat, 5 saat, 20 saat yetmez. Çok biz yıllarca beraber çalıştık. Tabii. Benim için çok kıymetli. Allah rahmet eylesin. Mekanı ama bizim kuşakta yani 80'lerin başında doğan 70'lerin sonunda doğan kuşakta Ziya Şengül'ü Telegol'den o yorumculuktan tanır. Evet. Ve o zaman da çok popüler bir yorumcu. Çok.
Sonra yani son 10 senede belki artık şeydi, sağlığından ötürü çok ekranlara çıkmıyordu. Her şeyin vakti var böyle şey. Zaten Telegol'ü Telegol yapan için, Ahmet Çakar, o Ziya Şengül, Gökmen Özdenak, Turgay Şeren Fenomen ve Güntekin Onay, sevgili Güntekin abi sunuyordu. Ondan sonra gelen arkadaşlarımız, işte bizler, bizi ekibin hep mutfağındaydık hocam, biliyorsun. Yani ama işte en popüler dönem Güntekin'in sunduğu dönem. 99'dan beri Teleon'dan beri sevgili Büşah abi, Büşah Gencer. Bayağı bir yıllar geçti işte o ekibin parçasıydık. O olay. Sonra Sinan abi geldi, ekip bambaşka bir ruha döndü. Çok ay Sinan abi geldi. O grubun fenomeni Serhat Uluören yani. Patron tabii. Yani o yaratıcısı ya, Serhat. Hayır, Büşah Gencer. Ne Serhat abisi, Sinan abi. Büşah Gencer Büşah tamam yaptı ama Telegol'ü. Sonra yani baktığı Serhat zaman abi üstüne geldi. Serhat ondan sonra bayağı yani devraldı yani. Ama Serhat uçurdu. Serhat daha tabii şeydi yani. Hocam için yapıyorduk o zaman. Açık ara yapıyorduk herkese. Siz işin içindesiniz abi, ben dışarıda bir diyorum şey ya, söyleyeyim. Sen geldikten sonra Ahmet Hoca, sen hocam, Ziya abi, Gökmen abi. Ertemci, Ertem sen de, o Ertem de orada. Arka, hiç unutmuyorum senin o ilk çıkışın. O dönem ben de izleyici olarak söyleyeyim. Efsane bir programdı. Bizim İlkan Dalkuç benim üniversiteden, o da şey ev arkadaşımdı. Şimdi de işte siyaset bilimci. Muhakkak Telegol'ü seyrederdik. Sinan abi de sonra katılmıştı. Hatta Sinan abi ayrılınca ne yapacaksın demişlerdi. Gider Telegol'le yorumcu oluruz demişti. Hiç unutmuyorum. Ama Sinan olay, abi Faik abinin programına gitti. Ahmet Çakar'ın vurulmasıyla beraber o iş bitti. Maalesef ondan sonra da tatsız şeyleri tatsız oldu, toparlayamadı. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, toplar bir görüntü var. Geliyor mu toplar? Toplar geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Ali Koç'u, toplar. Sayın Dursun Özbey'i bağlar mısınız? Tabii, Sayın Asıncı Hasan Çavuşoğlu da gönderecekmiş. Aynen. Bütün başkanlar bağlanmalı. Diyor. Sayın Başkan bende kalsın diyor rakam. Murat Özkaya toplar. Başkanımız istediğiniz kadar gönderirim diyor. Ya Murat Özkaya top yollamasın ya. Tesisleri gönderir ya. Ya bırak ha Murat, top bala yollama ya. Muratçım ya. Yok, iPad gönderir. Yolla, şey yolla, bırak ha pahalı şeyler yolla, zenginsin sen ya. Evet. Onları yolla. Metin Korkmaz, Metin Korkmaz hiçbir şey göndermemiş. Ya Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancağı sorarım hemen şimdi. Kaç onları tane top gönderiyorsunuz? Onları top kolay ya. Top direkt olarak. Ya bir şey onlar... Sevgili başkan ne dedi demin belediye başkanımız? Toplar çok önemli. Ne dedi? Top 3000, 5000 yol değil. Ben söylediklerimi yollasınlar oraya. Esas o. Ertem'im. Aynen. Abi. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi. Tabii, ne olmuş bu binaya? Bakın. Binaya bakar mısınız tam olarak? Ekrana bakar mısınız? Altyazıyı falan her şeyi alıp. Ne tepeye o? Vinçler çıkmış. Bir binanın yıkılması. Yani böyle yıkıyorlarmış. Kademe kademe. Vinçler tepede ve binayı böyle yıkıyorlar. Tabii burası Türkiye değil herhalde, değil mi arkadaşlar? Bu neresi bu? Nasıl bir şey bu ya? Tepeye vinçlerle çıkıyor. Bu nasıl bir cesaret bu? Kim oraya? Bir tanesi yazmış, bana 1 milyar dolar versinler çıkmam demiş. Yapmam bunu. Ben çıkmam gerçekten. 1 milyar dolara çıkıp yapar mısınız bunu? Yaparım, niye yapmayayım? Ben 1 milyar yapmam. Dolar yapayım yani, öyleyim. Ben 1 milyar doları yesin bizimkiler. Yok. Ben size niye yesinler ya? Herkes yesin. Olsun abi 1 milyar ben dolar. Siz... Ertemciğim ayarlı konuşalım. 1 milyar dolar çok şey. Vallahi ben yapamam yani sana. Yani şey yapamayacağım bir para. Ya sen yok olduktan sonra bana ne 1 milyar dolar? Olsun sen yesin, arkada kalanlar yesin. Arkada kalanlar yesin de. Yani tabii mecazi anlamda konuşuyorum. Latif ediyorum da. Bir şey söyleyeceğim, bu nasıl bir cesaret ya? İnanılmaz adam ya. Adam nasıl bir para kazanıyor? Nasıl bir ekmek parası kazanıyor? Şu vinci kullanan adama bakar mısın ya? Hakikaten ne yürekli adam mısın be? Ya oraya çıkmak... Hocam çıkabilir misin burası sen? Burası neresi peki abi? Burası neresi? Ya Çin ya Japonya'dır. Ne bileyim neresi arkadaşlar, bir bakar mısın? Emir beni duyabiliyor musunuz? Japonya'da çok daha kuvvetli depremler oluyor. Kimse ölmüyor. Rejiden ses... Ya da çok az kişi. Keşke daha önce baksaydınız. Daha güzel olurdu. Arkadaşlar bakıyorlar şimdi. Çok büyük zevktir. Zevk mi? İlk paraşütle atladığım zamanı hatırlıyorum. 30 sene önce. Niye gülüyorsun Sinan? Sen paraşütle de hocam sen atlamadın ki paraşütle. Rahmetli Bülent Yavuz atladı. Sen ne zaman atladın? Ben de daha sonra mecbur bekleyip atladım. Hocam Şener Şen'in bir karakteri vardı ya. Ziya ona dönmeye başladı. Sivil paraşüt. Dediler ki çıkıyoruz. Paraşütle atladım. Paraşüt sivildir. Ben askerde atladım. Açık konuşayım mı? Benim babam Kıbrıs'a... Korku, ağır yani. Korkuyla ağır zevkin aynı anda yaşandığı... Bakın ağır korkuyla ağır zevk ve adrenalin aynı anda yaşandığı olayı ben bir tek hayatımda şeyde yaşadım. Paraşütle atlamadan hemen önce. Nasıl iniyorsun? Hocam ya? Ağır korku, ağır zevk. Yani nasıl iniyorsun? Sadomazo bir şey. Yiğitliğe. Sen normal pislik insan değil mi? Sürdürmeyecek olsam, karizmam zedelenmeyecek olsam kıvıracaktım. Uçak kalkmış hadi atla dediler. Sonra nasıl zevk aldın? Bir dakika.
karizmayı çizdireceğiz. Ben hatta bir korktum. Açık tabii canım korkar. Ama sonra çok hayat, güvenli olma. Kendime göre ikna yöntemlerim vardır. Sağlıklı bir ruh halini. O korkuyla, o zevki. Ben de Kıbrıs'ta bir kere paraşütle bindiydim. Yaşamanızı tavsiye ederim. Önce korkup sonra zevk baba kaç almak. Babam 1974'te. Yani hayır Bülent Yavuz'da. Bülent Yavuz'da. Yani Bülent Yavuz'da. Benim 48'li babam. Allah korusun. 74'te. Bülent Yavuz aynı yılda değil tabii, mi? Tabii. Aynı 48'li işte tabii. Bülent Yavuz'u. Bülent Yavuz tabii şey subay mesela, babam. Bülent, Allah rahmet eylesin. Baba, Bülent Yavuz baba, anlatırdı. Babam Kayseri, Asteğmen. Hocam Kayseri, 10 saniyeni alabilir miyim? 10 saniye. Enes Özdemir dedim ya hocam bak. Yollamış. 150 oldu. 50 top demişti ya Enes Özdemir. Evet. Artı 100 adet daha ekliyorum yüzler gülsün diye. Maşallah. Siz de katılın diyor. 150 top. 150 oldu hocam. Maşallah. Peki ben şimdi başka bir şey söyleyeyim. Hocam. Hadi yapalım. Çok önemli buyurun. Evet hadi. Buyurun. Oranın sosyal yönden, moral yönden kalkınması için kabul eden takımlar Süper Lig'de göreve başlasınlar. Hadi mesela buyurun. Çok enteresan bir, size bir soru soracağım. Hatay ve şey, hocam, Antalya Süper Lig'de Antep. Size çok enteresan. Malatya'yı da alın. Maraş istersen hayır. Maraş'ı da alın. Biraz 5 dakika futbolu. Urfa'yı istersen Urfa'yı da alın. 5 dakika futbola dönelim. 5 dakika. 2 tane, olsun, 2 tane soru soracağım size. 5 dakika futbola dönelim. Saçma. 2 tane takımımız Hatay ve şey Antep Lig'den çekildi. Bundan sonra kaç takım düşecek? 2 takım. 2 takım mı? Öyle diyorlar. Hayır 4 takım düşecek. Bir dakika bak. Yok ya abi 2 takım. Bakın tartışma yapıyorum. 4 takım diyorsunuz ve playoff olmalı mıdır? Fikirlerimi söyleyeyim mi? Söyle. Hatay ve Antep'in ligde kenara alınması, hakkı müttesep, sabit haklarının önümüzdeki sene Süper Lig'de kalmasını son derece mantıklı, rahmani ve hakkaniyetli buluyorum. Tabii ki bu sene 4 takım düşecek, 4 takım çıkacak. Seneye Süper Lig 2 takım fazla olacak. Yani 20. Yani şu an 2 takım mı düşecek? 4 takım düşecek. Hatay Malatya, şey Hatay ile Antep tamam. Kenarda onlar. Onun haricinde 4 tane. 4 takım düşecek, 4 takım aşağıdan çıkacak. 2 de bu Hatay ile Antep gelecek. İki fazla olacak şu an. Emin misin? Evet eminim. Dört mü iki hocam, mi? İki takım düşmeyecek. Hayır efendim dört takım düşecek. Kim demiş iki takım hocam, düşecek? Hocam iki takım düşecek. Ben dört takım düşecek biliyorum. Ben bence iki takım, hocam, adalet, iki takım düşecek. Abocuğum iki takım adaletli değil. Değil. İki nasıl? Takım düşecek. Bak şeyde adaletli değil. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararın kesinlikle karşısındayım. Aynı şekilde ben de. Tekrar söylüyorum. Sen söylemeden Hatay anladım ve Antep'in ben. Ellerinde olmayan nedenlerle lig dışında kalmaları çok tabii doğal, hakkaniyetlidir. Lakin hakkaniyetsi olan bir nokta var. Antep ve Hatay'ın sezonun ilk haftasından depremin gününe kadar ki aldığı puanlar da sıfır olmalı. Aynı şekilde Beşiktaş'ın... Yani milyar bir deyimle ben Sayın geçiyor. Ahmet Nur Çebi ile aynı düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Çebi ile yani, aynısı düşünüyorum. Zamanlaması yani, herkese üçer puan mı ekledim? Zamanlaması... Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kazandığı 6 puanın silinmesi gerekir diyor Ahmet Çakal. Zamanlaması Beşiktaş'ın puanının iade edilmesidir. Çünkü oynanmayan maçlara şimdi puan yazılacak. İkinci yarı. Bak tekrar söylüyorum. Bakın arkadaşlar, Beşiktaş kulübü şimdi, bu konusunda haklıdır. Hocam iki takım düşüyor net. Öyle mi? Evet değil evet hocam, net. Sana iki takım. Aa, bilmiyorum. İki takım. Bilmiyorum. İki takım mı düşüyor? Hocam iki takım mı düşüyor? Karmaşık bir problem var. 19 takım yok muydu? 20'ye tamamlanacak. 3 takım hocam 3 takım çıkacak. Çıkıyor. 23 takım. 2 düşüyor. 2 de 1 fazla oluyor 20 oluyor. 3 takım çıkacak. Karmaşık bir problem var. Şimdi ben bir soru soracağım. Bir daha olayı hatırlar mısınız? Yıl 1989 yılı. Sağ ol. Samsunspor Ocak 1989'da veya 90'da. Evet. Bir trafik kazası geçirdi. Yine bu aylardı. Ocak ayı filendi. Malatya deplasmanına geldik. Yani soru şu, hatırlayanlar lütfen bana yazsın. Samsun Spor'un sonraki maçları oynanmadı. Ligden çekildi. Gelecek sene şey oldu. Süper Lig'de devam etti. Samsun Spor'un sezon başından beri oynadığı maçlarda topladığı puanlar sabit kaldı mı? Ben hatırlamıyorum. Aslında ben o zamanlar hakemdim ama hatırlamıyorum. Ben şöyle hatırlıyorum, eğer yanlış değilse. Aynı bugünkü gibi karar alındı. Hatırladım. Bundan sonrası, ondan sonra tabii. O kazadan sonra Samsun Spor kimle oynarsa... Oynamadığı bütün maçlarda rakiplerine 3 puan yazıldı. Öncesi? Aynen kabul edildi. Bugünkü sistem gibi. Bu hakkaniyetli değil ki. Hocam ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Bu hakkaniyetli değil ki. Şimdi oynamadığı maçlara mesela puan aynı şekilde verilecek. Bence tamamıyla hiç oynanmamış sayılmalı Antep'le. O zaman şöyle olacak. Galatasaray'ın 6 puanı silinecek. Demir. Fenerbahçe'nin bu iki takımdan Demir. Aldığı 6 puan. Fener'de 6 puan aldı. Anket yaptı. 6 puanı silinecek. Acil. Beşiktaş bu iki takımdan deplasmanda sadece 1 puan aldı. Evet, Beşiktaş'ın 1 puanı silinecek. Aynen. Yani Beşiktaş
lidere Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye 5 puan daha bana UEFA bir dakika ya arkadaşlar biz diyoruz ki UEFA'nın bir tavsiyesi var. Bana onu okuyabilir misin Ertem'ciğim? Hocam o Şampiyonlar Ligi için yalnız. Bir dakika. Söyleyin. Hocam Şampiyonlar Ligi için. Bir saniye. Hocam Şampiyonlar Ligi'ndeki uygulama o. Şampiyonlar Ligi yok mu? Şampiyonlar Ligi grup 4 takım. O grupta diyor bir takım bir sebep dolayısıyla herhangi bir sebep işte savaş olur, hastalık olur, kaza olur. Elim bir işte gerekçeli sebepten dolayı olur. Diyor. He. Gerekçeli sebepten dolayı. Dolayı eğer maçlara çıkamazsa diyor. O ana kadar o grupta oynadığı bütün maçlar yok hükmündedir. Ama bir dakika aynı mantık. Şampiyonlar Ligi gibi bir yarışma ise bir lig tavsiyemizdir diyor hocam. Müsaade, olsun anladım. Demiyor. Ben liglere, ben, yerel liglere tavsiye olabilir diyor. Arkadaş, bunu örnek alabilirler isterler. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde kural o kural. Hayır. Kural. Liglere de o kural. Yerel liglere de bizim tavsiyemiz. Bir dakika. Biz bunu diyor. Ama bir dakika. Şampiyonlar Ligi'nde bir takım dördüncü maçlar oynanırken ülkedeki iş karışıklıktan dolayı veya savaştan dolayı örneğin geçen sene Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev önceki maçları da 0 puan sayıyorsan Şampiyonlar Ligi'de küçücük bir ligse 4 takımlı bir ligse Süper Lig'de 18 takımlı bir lig. Hatay ve Antep'in zorunlu olarak çekildikleri için önceden aldıkları puanın da 0 olması lazım. Hepsinin silinmesi lazım. Diğer bir deyimle ben Ahmet Nurçebi beyefendi gibi düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ta falan değilim. Yani Beşiktaş'ın burada hocam şöyle söylüyorum. Bir şey olmuştu. Geçen yıl Fenerbahçe EuroLeague'de baskette biliyor musun? Evet. Rus takımlarını almadılar ya Ukrayna'ya savaş açtı diye. Rus takımları CSKA Moskova'lar falan Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Rus takımlarını yenmişti Fenerbahçe biliyor musun? Evet. Ne oldu o zaman? Fenerbahçe'nin bütün galibiyetlerini sildiler. Sildiler. Aldığım acarı Fenerbahçe ilk 8'e kalıyordu. İlk 8'e bile kalamadı. Yani o zaman EuroLeague'de basketbol, EuroLeague komitesi benim dediğim gibi davrandı, doğru mu? Evet. Yani önceden diyelim ki CSKA Moskova veya işte kim ki? Yani Rus takımları Fenerbahçe'yi yenmişse Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe'nin galibiyetlerini yok saydılar. Demek ki Rus takımlarıyla oynanan bütün maçları yok saydılar. Aynı olay. Hocam şu anda benim tezimle, Sinan'ın teziyle, Ahmet Nurçebi'nin teziyle Futbol Federasyonu'nun Futbol Federasyonu çok adaletli değil bu yapmış olduğu. Kesinlikle oldu. Değil. Oynamamış maçlara puan verecek. Futbol Federasyonu ama Beşiktaş kaybetmiş. Ama bence o zaman ben burada hata bence. Kaybedenlere de puan eklemeli. Şöyle bir şey yapmak lazım. Puan değil kardeşim. Futbol o maçları yok sayacak Rasim. O maçlarda Fenerbahçe 6 puan almış. Fenerbahçe'nin 6 puanını silecek. Galatasaray'ı da silecek. Galatasaray'ın 6 puanını silecek. Beşiktaş bu 2 maçtan 1 puan almış. Beşiktaş'ın da 1 puanını silecek. Aynen İşte Trabzon 3 puan almışsa 3 puanını silecek. Evet. Tamam hocam tamam da şimdi Galatasaray'da diyor ki kardeşim ben 2 takımı da çatır çatır yendim. Fenerbahçe diyor ki ben çıktım çatır çatır yendim. Beşiktaş da birine yenildi birine zar zor berabere kaldı. Tamam. Benim suçum mu bu diyor yani. Şimdi niye ben Beşiktaş 5 puan birdenbire bana yaklaşsın diyor. Bak şunu anlayabiliyor. Şimdi anladın mı? Ama ikinci burada, maçlarda ne olacağı belli değil. Belli değil ama burada şöyle bir durum var. Bence burada en büyük hata Futbol Federasyonu yangından mal kaçırır gibi. Çok çabuk karar. Daha biten hemen. Hemen. Her şeyde bu kadar çabuk olsanız keşke. Tabii. Ya bir oturun kulüplerle bir toplanın. Değil mi? Bunun bak biz burada tartışıyoruz. Bunlar hiç tartışmadan daha bu Hatay'la Antep çekilir çekilmez ertesi gün bu kararı aldılar. Anlatabiliyor muyum hocam? Ya sıkıntı burada. Bir oturun. Futbol paydaşlarını bir toplayın. Beraber bir araya gelin. Değil mi? Bak aynen. Biz burada ne kadar mesela bak bizim kadar bile tartışmamışlar. Hemen karar aldılar. Hangisi doğru? Hangisi? Yukarı tükürsen bıyık. Aynen. Aşağısı sakal. Şimdi burada Galatasaray'la Fenerbahçe'de der ki niye Beşiktaş durup dururken birdenbire bize 5 puan yaklaşsın? Şimdi Galatasaray mesela kendi sahasında yendi. Beşiktaş ikisini de deplasmanda oynadı. Evet. Fenerbahçe Antep'i deplasmanda yendi. Aynen. Hatay'ı içeride yendi. Galatasaray ikisini de kendi sahasında yendi. Beşiktaş ikisinde de deplasmana gitti. Şimdi Beşiktaş deplasmanda yendi. İkinci şey maçlarda sen şimdi Beşiktaş'ın ne malum onları yenmeyecek kendi sahasında. Kendi sahasında yenebilir. Bir daha söyler misiniz Sinan? Beşiktaş şimdi Galatasaray kendi sahasında oynadı. Evet. Fenerbahçe deplasmanda oynadı. Beşiktaş ikisini deplasmanda oynadı. Evet. Değil mi? Şimdi Beşiktaş iki maçı da şimdi kendi sahasında oynayacak. Ne malum onları yenmeyeceği 6 puan. Yani onun için burada şöyle, hiç bu takımları ligi başlamamış saymaları ama lazım. Ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de, Fenerbahçe bir maç gerçi de Galatasaray 2 deplasmanda Hatay'ı da gidip yenebilir deplasmanda. Ayrı. Antep'i de yenebilir. Yani öyle bakarsan değil mi yenebilir.
Bu tuhaf bir şey. Bence çok oturulup konuşulması gereken bir şeydi bu. Yani o, şimdi oturduğu yerden mesela 6 puan alacak deplasmana gitmeden. Yani Beşiktaş deplasmanda kaybetti. Ya onun için sevgili başkan bu konuda haklı. Ha belki o an çok sıcağı sıcağına bu iş medyaya çıktığı için hala sen puan peşinde misin, insanlar yani, ölmüşler falan filan. Bugün var zamanlama ya, yanlış. Yani bugün Beşiktaş liderden kaç puan geride? 14 puan geride. Bugün bir puan aldı değil mi Beşiktaş? Evet. 14 puan geride. Eğer dediğin gibi puanlar silinirse 5 puan yaklaşacak, ne olacak? 9 puan kalacak arada. Vallahi bugün benim seyrettiğim Beşiktaş 9 değil. Arada 3 puan da olsa vallahi bu oyunu ya futbol konuşmayacak falan olamaz. Hiçbir yere gidemez. Evet, evet. Ahmet için, hocam. Çok önemli bir futbol adamı, sizin de çok sevdiğiniz bir değerli büyüğümüz diyor ki isminin söylenmesini istemiyor değerli bir yönetici. Kaç bu şartlarda var? Düşmenin kalkması niye hiç konuşulmuyor? Pandemi de oldu. Bu daha büyük bir felaket. Takım sayısı 19. 3 gelecek 22 takım. Seneye 5 düşür diyor. Hocaya olmaz. Söyler misiniz? Diyor. Hayır, kabul etmiyorum. Kabul, yani benim çünkü hayır. Bir mutlaka o zaman bir dakika. Düşme mi kalksın? Düşme kalksın olur mu canım? Bana göre 4 takım düşmeli ayrıca da. 2 takım değil 4 düşmeli bu sene. 4 düşmeli 3. Seneye ona göre ayarlayacaksın. Ha tamam. Buna şey... Ama o da adaletsizlik olacak. Yani küme düşme tehlikesi yaşamayan takım birdenbire küme düşebilir, 4 takım düşerse. Ama yani öteki türlü de şimdi avantası ne oldu? Niye abi? Belki Hatay kurtaracaktı, Antep kurtaracaktı. Başkaları düşecekti. Şimdi onlar kurtarmış olacaklar. Tamam, Cenk Tosun yani. Demiş ki ben ismimin verilmesini istemiyorum. Reklam peşinde değiliz. Zaten mi? İçimiz yanıyor. Bugün 4. dakika 17 saniyede de zaten Allah Cenk Tosun gözyaşları. Penaltı kaçar Cenk. Hiç önemli değil. Boş ver. Ne penaltılar kaçtı. Senin yüreğini herkes biliyor. O bölgeye ben de top göndereceğim diyor. Sayısını da vermiyor ama neler aferin göndereceğini biliyorum ben. Yollama. Cenk Tosun'a ve ailesine kocaman sevgiler buradan. Yunus Göksu dostum, gazeteci arkadaşım. 50 topta o gönderiyor. Bakayım geliyor sırayla. Evet çok fazla geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar. Süper Lig'de playoff modeline dönülmeli mi diye bir anket yaptım. Bakalım ne çıkacak burada? Ertem'le Twitter adresi. Burada değil, federasyonla yani. Evet yani %21.8. Kulüpler Birliği'nden ne çıkacak? Ben hayır diyorum. Playoff var ya. Dünyanın en saçma şeyi ya. Aman aman. Mümkün değil. O bir sene uygulandı. Sayın Mehmet Büyükeş'te sıcak bakmıyormuş zaten. O zaman yani. Galatasaray karşı çıkmış. Bazı kulüpler istiyor, bir tek Galatasaray istemiyor. O 3 Temmuz travmasından sonra. Bir tek Galatasaray istemiyor, bütün kulüpler istiyor. Neyi? Playoff'u. Playoff. Ama çünkü Galatasaray şampiyon olacak. Doğru istiyor. Galatasaray bak. Anlamadınız. Bak o sene için bir playoff. Bir defa evrensel arkadaşlar. Evrensel hukuk bir çaka. O sezon başı konur o. Sezon başı konur. Apo abi. İstiyorlar. Ben biliyorum. Ya bak. Sinan abinin gazeteciliği %100 doğru. Yalnız ben hem Abdülkerim Durmaz hem Ahmet Çakar'ı tebrik etmek istiyorum. Bak Galatasaray kulübü 2011-12'de de istemiyordu. Ben de o zaman ilk defa anlatıyorum. Ama bir dakika. Fatih Terim'le aramın iyi olduğu dönem. Ama bir dakika bir dakika. Hatta hocam saygıdırıyoruz hocam. Bakın. Osman Gökçe'nin odasında Fatih Terim beni aradı. Bir dakika. Kulübüne davet etti. Hatırlıyorsunuz hocam. Rasim. Evet hatırlıyorum. Şahit. Bir dakika Rasim. Bir şey bir dakika yapıyorum. Ama o dönem Galatasaray haksızdı. Bugün haklı. Rasim bak bir şey söyleyeceğim. Bravo. Bak bu konu açtığın iyi oldu. Bak Türkiye'de 11 senedir bir algı o yapılıyor ve bu algıyı birçok insan bugün basın mensubu adam yani futbol var basın yani futbol gazetecisi o bile yemiş bu işi. Ne diyor abi? Öyle bir anlatıyorlar ki o playoff'un ilk oynandığı dönem. Evet. Sanki 2010. Lig devam ederken playoff çıkmış gibi. Hayır. En daha lig başlamamıştı. Değil mi hocam? Lig başlamamıştı. Evet. Haziran'da, Temmuz'da, 2011, sezon Ağustos'ta. Başında dediler ki bu sene playoff var dediler. Bravo. Öyle bir anlatıyorlar ki Galatasaray şampiyon olunca playoff kondu gibi. Ve bunu koca koca allı zallı şeyler, spor yazarları da bir şöyle düzelteyim. Galatasaray. Böyle bir şey yok. Bravo çok doğru hatırlattı. Şimdi 2011 sezonu 3 Temmuz saçma travması sapan yaşandı. Playoff dendi. Playoff dendi. Ondan sonra Galatasaray 14. 15. hafta baktı şampiyonluk geliyor. Fatih Terim bu playoff olmaz falan demeye başladı. O zaman ben Galatasaraylı olup bayağı da ağır Fenerbahçe yüklen dönem. Şu hayır dedim. Playoff olmaz zorunda. Hakikaten Fenerbahçe son maça kadar geldi. Ya. Tabii ki final oynandı ya. Biraz. Neredeyse Fenerbahçe şampiyon olacak. Kolaylı maç işte. Ama bu sezon playoff konması ya. 3 hafta önce boş stüdyodaydık. Playoff saçma olur ya. Nereden nereye ya? 5 Şubat günü. Rahmetli Christian Atsu
golü attı 90 artı. Ya, ya hocam söyleme dünya ya. Futbol sahalarında hiç görmediğim şekilde bir antrenör, oyuncusunu nasıl bir güçlüyse bizim Volkan Demirel koltuk altlarından kaldırdı. O anda tribünlerde binlerce insanı gördüm suratlarını. Şimdi düşünüyorum. Çoğu yok. Atsu öldü. O seyircilerden yüzde kaçı öldü? Belki yarısı. Ya çok hayat çok tuhaf bir şey. Ben gidiyorum hatta. Hocam evet. Çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için. Ben de tek bir şey söylemek istiyorum. Futbolla ilgili Ertem. Bu bilim adamları konuşuluyor. Türkiye'de futbol kültürü neyse bilim kültürü de aynı. Şimdi Türkiye'de Kylian Mbappe Türkiye'de getirseydi Kylian Mbappe olur muydu? Mbappe bu arada orta, bugün 200. golünü attı. Oyuncu olurdu. 200. golünü attı. Türkiye'de de Cavani ile birlikte Paris Saint-Germain tarihinde en çok gol atan oyuncu. Çok iyi altyapısı olsa bile hakikaten çok iyi. Mesela demin ben Celal Şengör'ün ama Celal Şengör'ün bilimsel altyapısı çok sağlamdır. Ama Türkiye'de oldukça o kültürle beraber ne bilim kalıyor ne bir şey kalıyor. Her türlü grupçuluk, hemşericilik, ahbaplık ve aydınlanmaya da bilime de ihanet ediyorlar. Hepsi 2001'den beri bilimsel makalesi olmayan başka bir hocam adam. Hocam sessiz. Yayın devam ediyor hocam. Konuşuyor. Yani futbol gibi. İşte Apo abim, Abdülkerim Durmaz eski videolarına bakıyor. Nasıl yetenekli? Avrupa'da olsa bugünkü kariyerinin 50 katı olurdu. Doğru mu Apo abi? Türkiye ortamında salıyor. Aynı bilim adamları da öyle. Futbol kültürü gibi. Bilim milim olmadan sallaya sallaya çıkıp işte Fatih Altaylı programında şaklabanlık ederek götürüyorlar. Türkiye ortamında futbol neyse bilimde o. Olmuyor. Altyapısı olmayan zaten onları saymıyorum bile adam adam diye. Ama öbürü de ben o yayında Emrah Safa Gürkan'ı övmüştüm. Tarihçi kardeşimiz. O da baktım şimdi bilimi bilim bıraktı ama kızmıyor. Haklı. Yolunda işte o videolar yapıyor. Güzel tarih öğretmenliği yapıyor gençlere. Olmuyor. Bu memlekette bilim adamı olmak isteyen kişi bir yurt dışına gidecek. Ve orada da kalacak. Yoksa Türkiye'de bilim kültürü olmadığından ekranlara çıkanlar da otomatikman bu ortam sebebiyle bilim adamı değil, film adamı oluyor. Çünkü sallasan da bir şey değişmiyor. Adam kendi öğrencisinin eteğini açıp poposunu şaplattığını söylüyor. Başına bir şey. Rasim. Söyledi adam bunu ya. Bu arada bu Rasim'in kişisel kendi yorumlarıdır. Benim yorumum. Benim yorumum. O programlarda benim de değer verdiğim, var, kıymetli verdiğim isimler vardı. Bu program Beyaz Futbol. Doğru. Şunu söyleyeyim bir müsaade edersen. Hepsini demiyorum ben. Müsaade edersen. Şimdi ertesi gün böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum. Yok niye konuşturdun? Niye şöyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Yok benim görüşüm mü abi? O kişi Rasim'in bahsettiği kişi ben mesela çok beğenebilirim. Çok çok sevebilirim. O ayrı mesele. Yani, yok, bu programda konuşulan konuların hepsi. Söyledim. Şahısları ilgilendirir onu söyleyeyim. Tabii. Onun için ertesi gün yani kimse, futbolda sıkıntı yaşamaz. Futbolda bir kültür olayıdır. Bilim de bir kültür olayıdır. Futbolda diyorum Kylian Mbappe'yi getir. Lionel Messi'ye 20 yaşından itibaren sadece Türkiye'de oynamak zorundasın dense bugünkü geldiği noktanın 20'de birinde olurdu. Bilim de böyledir. Yani Türkiye'deki üniversite kültürü böyle olunca bu. Evet. Türkiye'yi aşağılayan adam da işte İlker Ortadoğlu bir adam oldu ortaya çıkıyor. Onu kapatıyoruz Rasim'ciğim. Evet, çok teşekkür ederim. Aynen. Abdülkerim abicim var mı eklemek yok, istediğiniz? Yok. Yok. Yani bu herkese, hafta böyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta bizim programımızda yoktu zaten. Hani erteleme maçları evet. Futbol Federasyonu tarafından kondu. Bu haftaya konulunca. Şey oldu ama. Biz yarın yapıyor muyuz? Yarın programımız yok mu? Ahmet Hoca açısından güzel oldu yani. İçindekileri döktü. 21 gündür evde bunalıma girmiş. Tabii. Şunu da söyleyeyim Abdülkerim abi. Dedin programımızın sen, başında sen Ahmet ya. Çakar'ın da konuştukları. Ahmet Hoca'nın da konuştukları. Ahmet Hoca'yı bağlar. Herhalde kim var bizim mi olacak? Programla ilgili değil. Ama zaten sen söyleyeyim. Biraz 20 gün kaldın tırlattın demeye getirdin. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyledikleri yok. Gemi gelmiş bilmem delirdin ne yapmış. Delirdin demeye yapmış, getirdin. Onu yapmış bunu yapmış. Ama Ahmet Çakar'ın bu ilginç fikirlerinden ben sosyal medyada binlerce söyleyeyim görüyorum çok. Yani. Ciddi oldu bir anda. Öyle. Ama, şu anketi bir daha verir misiniz Serkan Türkler, benim ama anketi? Türkler komplo teorisinde biz Türk milleti bayılırız. Ya bizim Türk Akıncı'nın programları fenomen şimdi, ya fenomen yıkılıyor ortalığı. Şimdi, adam diyor uzaylılar Rasim, geldi Brezilya'dan çıktılar. Bu playoff anketine yıldır. Çok katılım varmış şu anda. Benim Twitter hesabım Ertem'le. Resmi Twitter hesabım. Herkes söylüyor. Ertem burada İzmir Emniyeti şu Ertem'le, an Diyaman'da. Ertem'le Twitter resmi hesabım. Lütfen son ankete katılırsanız sevinirim. Ertem İzmir Emniyet'ten sana mesaj var. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Güray Müdür şu an Adıyaman'da. Güray Müdürüme çok selamlar. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı şu an Adıyaman'dalar.
takviye için gitmişler. Onlara da buradan de, selam gönderiyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim. Kahramanmaraş'a Tolga Başkan var. Tolga Bey var. Ne olduğunu söylemeyeyim. Zaten bilen biliyor. Çok aslan gibi yürekli. Türkiye Cumhuriyeti için, bu topraklar için, bu bayrak için canından geçmiş, her şeyinden vazgeçmiş. Bu ülke için her şeyini ortaya koyan aslan yürekli bir abim, adam var. Bu ülkenin en büyük isimlerinden birisi Tolga abiye. Buradan kocaman sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çünkü ismini söylüyorum, soyadını söylemiyorum. Ne iş yaptığını da söylemiyorum. Çünkü kendisine izin almadım ama hepinizin çok seveceği bir isimdir. Gördüğünüzde gözyaşı dökeceğiniz bir adamdır. Gece gündüz uyumuyor, çoluğunu çocuğunu bıraktı. O bölgede yıllardır oralarda Türkiye için, bu bayrak için çok özel bir isimdir. Lütfen onlara dua edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu isimlerine dua edin. Tolga abime buradan kocaman selamlar. Reyhan ablama da kocaman sevgiler. Reyhan Ali Usta'yı Instagram'da takip edin. Reyhan Hanım'ı, Reyhan Ali Usta'yı takip edin. Abdülkerim abime çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rasim'e teşekkür ederim. Sinan abime, Ahmet Çakar'a teşekkürler. Gittiler ama olsun, onlar hep bizimleler. Anketimiz şu anda %20.8 evet, %79.4 hayır. Ben de hayır dedim, bakın. İlk defa ankette yukarıya evet, böyle fikrimi söyledim. Erdem, ne 6 oldu? Şubat sürecinde yaptığın fedakarlıklar için sana teşekkür Rasim, ediyorum. Rasim, özür dilerim. Ben ve eşim Gaziantep'te yaşıyoruz. Depremzede aileyiz. Ertem abiyi çok seviyoruz. Her yayınınızı izliyoruz ve biz de eşimle beraber yardımcı olmak istiyoruz. Bizimle beraber yüzü gülen insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ama gerçekten şu an yayında izliyoruz, ağlıyoruz. Çok mutluyum, mutluyuz. İyi ki varsınız. Gaziantep'ten depremzede aile olarak eşim ve ben, Meryem Akdemir, Adem Akdemir, 50 top demiş. Ya sizin güzel yüreğinizi severim ben. Ne diyeyim size? Söyleyecek evet, bir şey bulamıyorum. Meryem Akdemir ve Adem Akdemir 50 top gönderiyorsa şu anda kulüp başkanlarına, futbolculara, tüm yöneticilere sesleniyorum. Adresi verir misiniz? Adres burada zaten. Toplar bu adresi. Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi, Yaman Evler Mahallesi, Doktor Fazıl Küçük Caddesi, numara 6 İstanbul Ümraniye. Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederim. Mesela Gaziantep'ten Meryem Hanım ve Adem Akdemir beyefendiler nasıl gönderecekler? Onlar Gaziantep'te AFAD koordinasyon merkezleri var. Oraya biz İstanbul'da, İstanbul'daki yardımseverler, işte futbol topu, voleybol topu göndermek istiyoruz diyenler buraya gönderecekler. Ama başka şehirlerde olanlar bölgeye gönderebilirler. Ama AFAD'a, bakın ısrarla altını çizerek söylüyorum. Çünkü koordineyi onlar yapıyorlar. Rumeli Kavak, İskele Balık, Ali Feyyaz, geleceğin yıldızlarıyla çalışma yaptığımız 15 topu yolluyoruz diyor. Çok teşekkür ederim Ali Feyyaz abicim. Seni çok seviyorum. 15 top diyor. Ali Feyyaz abi, ben onu 20 yaptım, tamam mı? Benim için 20. 20 oldu. Rumeli Kavak, İskele Balık. Gitmenizi rica ediyorum. Bu toplar boşuna gelmiyor. 20 top çok da oradan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Yarın yayınımız var mı? Yarın yok. Derin futbolu yarın yapmıyoruz ama önümüzdeki hafta başlıyoruz. Yapıyoruz. O bölgenin ayakta kalması için, evet, o bölgenin daha da canlanması için bizim ayağa kalkmamız lazım. Ben şu lazım an Ertem'ciğim seni öpmek istiyorum. Şimdi sen söylemek istemiyorsun ama 6 Şubat depreminden sonra canımsın, ne hale geldiğini ben biliyorum. 37 saat uyumamış bir adam. Yani neredeyse kendi sağlığından olacaktın. Bunları da söylemek istemiyorsun ama neler yaptığını biliyorum. Çok da moralin de psikolojin de bazen zaman zaman bozuldu. Hatta ben sana dedim yapma. Biliyorsun benim bir lafım var. Herhalde bu süreçte maalesef Türkiye bir açık hava tımarhanesi. Herkes için değil tabii. Türkiye değil genel mi olarak baktığımızda şu olaylarda bile hala herkes birbirine düşmanlık ediyor. Yani millet olarak bir olduğumuz da tam doğru değil. Şimdi Sinan abi deyince ben de bozmadım ama millet olarak burada bir bütün falan olmadık yani. Kendimizi kandırmayalım yani. Bu olayda da birbirimizi yemeye, birbirimizin gözünü çıkarmaya devam ettik. Ha. Şahit oldun mu? Tabii ki canım. Herkes. Tabii ki canım, herhalde yani. Yani hiç yapmayıp evde keyif yapsan daha az küfür yani. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Yatsan bütün gün, bütün gün aynen yatıp Netflix seyretsen. İlk gün diyeceksin ki Allah rahmet eylesin, mekanları cennet bütün olsun. Bütün gün yatıp, ha, biz bütün aynen gün öyle yatıp keyif yapsan. Ahmet aynen Çakar gibi 21 gün evde otursa. Hoca yaptı aynı, biliyorum ben de söyledim de. Yani 21 gün gittin sen şu an Hawaii'de tatil yapsan. Hiçbir şey olmazdı, başına gelmez. Öyle mi? Tamam.
Ali Feyyaz abiye çok teşekkür ederim. Rumeli Kavak iskele balıkta gönderiyor 20 tane top. Evet Ertem'cim, tamam dedi, yapıyorum dedi. Çatıcı Cihan, o da tabii, gönderiyor. Tabii. O tablet de gönderiyor bak. Şey, o, Levent diyorsun. Tablete döndü. Tablete döndü. 10 tablet Rasim abi adına ekleyelim abi demiş. Aslan, neresi? Aslan. Levent Akbulut. Levent Akbulut. Kuruçeşme, Tuğ Kuru. Kuruçeşme. 20 top gönderiyor. Artı 20 topu ben 30 yaptım, rica ettim. Evet. Ve 10 tablet Rasim içinde 10 tablet. 10'u 15 yaptık Rasim. Hayır, harika. Tamam, 15 yaptık. 15 Levent tablet. Akbulut. Çocuklara 15 Kuru tablet gidiyor. 15 Levent tablet Akbulut gönderiyor. Beni kırma ne olursun. Yapar 15 Levent tablet Akbulut. Ve 30 top gönderiyor Kuruçeşme Tu. Birkaç kişiye daha göndermiştim. Kerim, oğlum Kerim bu sene oynanacak final topunu gönderiyor. Şampiyonlar Ligi final topunu ve Dünya Kupası final topu da var. Bana gelmişti özel olarak. İki topu da gönderiyorum babacığım demiş. Seni gözlerinden öpüyorum oğlum. Aslan oğlum benim. Gönder. Gönder. Bu arada Adidas, Nike, Puma. Sizlerden rica ediyorum. Aynen. En az artık 5000 tane mi, 10.000 tane mi? Ümraniye'ye bekliyorum. Bakın oraya gideceğim. Ben de o tırlara bineceğim. Tırlarla beraber gideceğim. Bakın söylüyorum size. Ekibimizle birlikte gideceğiz. Buradan Adidas'a, Nike'a, Puma'ya sesleniyorum. Çok rica ediyorum. Küçük çocuklar var. Aynen. O küçük çocukları bir gösterelim mi? Hüseyin abinin yaptığı o. Görelim mi bir? Bakın Ali topu atlıyorduk yani. Umbro. O fiş bozuna değil mi? Boşuna değilmiş. Ali topu at fişi boşuna değilmiş. Şimdi biz Diadora da hepimiz Ali olacağız, Ayşe olacağız ve topları atacağız Diadora deprem Türkiye bölgesine. Aynen. Voleybol topları, futbol topları, futbol topuyla oynamak isteyen kız çocukları, voleybol topuyla oynamak isteyen erkek çocukları da olabilir. Ben burada cinsiyet ayrımcılığı da yapmıyorum. Onu söyleyeyim size. Burada futbol topunu isteyen küçük çocuklar, voleybol topunu isteyen küçük çocuklar, basketbol toplarını lütfen sizlerden çok rica ediyorum. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca bizlerden böyle bir ricada bulundu. Bakın devlet millet el ele olmazsa hiçbir şey olmaz. Devlet ve millet. Devlet ve millet budur. Ben dün sizlere Kuvayi Milli örneğini verdim. Kuvayi Milli örneği böyle çıktı. Ve şu anda devlet bir Kuvayi Milli olayı. Bu ülke bir Kuvayi Milli olayı yaşıyor. Yardım konusunda. Lütfen o bucuymuş, şu şundanmış, öbürü bundanmış demeyelim. Elimizi, gövdemizi o insanlarla birlikte taşın altına koyalım. Hepimiz enkaz altındayız. Çıkanlar çıktı ama biz hala enkaz altındayız. Çok güzel laf oldu. Ruhumuz, bedenimiz hala enkaz altında. Dilimiz konuşuyor ama boşa konuşuyoruz. Bazen kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Bazen ağzımızdan tuhaf tuhaf şeyler çıkabiliyor. Tabii. Ama söylediğimizin de her zaman arkasındayız. Duygulu oluyorsun. Her zaman. Doğru. Her zaman diyorum ki devlet millet el ele. Bu ülkeyi sevenin yanındayız. Sevmeyenin neyse. Çok uzağındayız. Neyse, onu da söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Bu ülke sevilmeyecek değil. Lütfen siyaseti bırakalım. Lütfen ya, şey, siyaset, o coşkuyu bırakalım. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Vallahi, biz bayrağımızı çok seviyoruz. Bu bayrak altında. Vallahi siyasetten bıktım. Bu bayrak altında. Kim olursa olsun. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksız. Lütfen gelin birlikte olalım. Sonrasını bırakın. Gidersiniz sandıkta halledersiniz. Ama ne olur şu anda bu ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Statlarda, salonlarda, dışarıda, kafelerde ayrımcılık yapmayalım. Bakın Gaziantep'te iki tane depremzede çıkmış diyor ki 50 tane top gönderiyorum. Deprem bölgesinde insanlar yaralarını sarmaya çalışırken biz buralardan öyle ya da böyle A ya da B beni hiç ilgilendirmiyor. Sloganlar atarsak o insanların acısı devam eder. Adam çocuğunu kaybetmiş, kadın kocasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, anasını babasını kaybetmiş, bacısını kaybetmiş, ablasını kaybetmiş, bebeğini kaybetmiş. Hayvanlarını kaybetmiş. Biz burada slogan atarsak bizim acımız 21 günlüktür demektir. Acımızı 21 günlük yapmayalım. Lütfen. Acılarımızı kutuplaştırmayalım. Lütfen. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Özel harekat, polis, bekçisi, askeri, Mehmetçiği, valisi, kaymakamı, muhtarı, AK Partisi, CHP'si, MHP'si, İYİ Partilisi. Hangi parti olursa olsun HDP'lisi beni hiçbirisi ilgilendirmiyor. Ben insana bakarım, insan mı değil mi diye. Bu kadar basit. O insanlara el uzatalım. Lütfen yalvarıyorum size, kutuplaştırmayalım. Acılarımızı kutuplaştırmayalım. Bize ne ya? Çadır gönderin. Mobil tuvalet gönderin. Bebek bezi gönderin. Bak teyzelerimiz, amcalarımız içlik bekliyorlar.
Bana yazıyor ya. Kadın ne yazıyor buradan biliyor musunuz? Kadın. Kocasını kaybetmiş, yavrularını kaybetmiş. Ne istiyorsun ablacığım diyorum. Ne istiyor biliyor musunuz? Siz hala sloganlar. A ya da B, C ya da D. Bizi ilgilendirmiyor. Bir daha söylüyorum. Bırakın slogan atmayı. Bugün Beşiktaş taraftarının ve dün Fenerbahçe taraftarının sahaya attığı o ayıcıklar gibi. Bırakın onlara sarılarak böyle ısınsınlar. Kadıncağız benden ne istiyor biliyor musunuz? Hijyen istiyor, hijyen. Kadın hijyeni istiyor. Pet istiyor, pet. Kadın peti istiyor. İçlik istiyor. Aynen. Kazak istiyor. Kocama bot istiyorum diyor. Bu haldeyiz. Bırakın siyasetinizi. Başlatmayalım siyaseti. Ne olursunuz. Yalvarıyorum sizi. Bırakın ya. Biz bu halde olacak insanlar değiliz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu haldeyiz ama maalesef. Biz Çanakkale'de. Açık hava tımarhanesi haline geldik. Hepimiz. Çanakkale'de. Hepimiz burada suçluyuz. Biz Türkiye'nin dört bir köşesinde ne savaşlar ne mücadeleler verdik. Biz burada bile 15 Temmuz'u gördük. Biz 15 Temmuz'u gördük. Biz tankların altına yattık. Yalvarıyorum size. Bırakın ya şu kutuplaştırmayı bırakın. Efendim bırak. Çok iyi niyetlisin ama umudun bırakın. Var mı? Var. Yeniden birleşecek var. Mi bu millet? Var. Hiç ben göremiyorum. Var birleştik. Biz depremde de birleştik. Biz pandemide de birleştik. Biz birleştik. Tuzağa düşmeyin. Ya 6 Şubat'ta beni küfürüyorsun ya. Bakın gidin sandıkta halledin işinizi. Aynen sandıkta ya, kapatın defterinizi ya da açın. Devam edin. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama bu ülkeye, bu ülkenin insanına saygı duyun. Bırakın siyasetçileri. Bırakın ne derlerse desinler. Bak adam, adamcağız, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Adam siyaset, miyaset umurunda değil. Adam oradan oraya koşturuyor, oradan oraya. Bir bakıyorum başka partiden biri. Oradan oraya koşturuyor, oradan oraya koşturuyor. Bir bakıyorum İYİ Partilisi, bir bakıyorum MHP'lisi, bir bakıyorum CHP'lisi. Herkes koşturuyor. Ben insana bakarım. Lütfen yalvarıyorum size. O bunu demiş, şunu demiş, şöyle demiş. Kadın, kadıncağız, anamız, ablamız, kardeşimiz biberon istiyor. Ben eskiden kocamdan isterdim. Şimdi sizden istiyorum. Kocam yok çünkü. Hala siyaset yapıyorsanız buyurun. İyi geceler.